Allah'a hakkımızı helal ve gibi bir durum var mı? Allah'a. Senin Allah'a ne hakkın var ki de helal etmeyeceğim lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? <laughs> Sanki fırıncının oğlu amına koyayım hakkını helal etme Arkadaşım ateist ama ilahiyat okuyor. Bu mümkün olmalı. Bunun önüne açılmalı. Yapılmalı bu. Dışarıda teoloji okuyan var. İnançsız olup. Din felsefesi yapanların batıda önemli bir kısmı non teist olabilmeli bence öne açılabil öne açılmalı bunun da Türkiye için ileri şeyler oğlum bunlar daha iki gün önce İhsan Ali Açık'ın Kur'an meali toplatıldı ha İhsan Ali Açık'a bayıldığımdan değil ama hayırdır bana göre de Diyanet'in meali toplatılmalı Sezar öyle de deniliyor orada İsrail oğullarının ağzından bir hikaye anlatılıyor da deniliyor olabilir bilmiyorum benim işim olmaz. Çok önemli bir sorun değil bir meleğe verilmiş mucizeden ha, demek ki böyle bir şey var insanlar da yapabilir gibi bir kesin sonuca varamayız. Musa da denizi yerde hepimiz yarabiliyor muyuz amına koy. Yusuf'a rüya tabiri öğretiliyor. Evet geleceği görüyor rüyalar üzerinden. Ha, ben çıkıp da rüya tabiri yapıyorum diyen birine inanmam. Ben ölüleri diriltiyorum diyen birine inanmayacağım gibi. Onu da İsa yapıyor. Arkadaşlar bana bir şeyin günah ya da haram olup olmadığını sormayın. Sormayın. Sorma evladım. Sorma çocuğum. Ben müftü değilim. Ben müftü değilim. Haram yemedim hakkını kullarını. Sormayın amına koyayım. Kur'an okuyun. Kur'an'da yazıyor ne günah ne sevap ne helal. Ne serbest ne yasak. Yazıyor. Sayın Cemre imanın arttıkça nurun attı, arttı valla. Ne biliyorsun hocam imanımın arttığını? Kalbimi mi açtın? Şş, i̇nşallah öyledir. Günlük kaç hurma yedir? Biliyorsunuz vahdeti vücut geliştirmenin diyetinde bir hurma yiyorsun sadece. Yani gelişiminize bir faydası yok. Sadece iyi oluyor. Bir de milkshake içebilirsiniz. Milkshake. Fatih'teki McDonald's'larda satılıyor. O kadar. Başka zevk, dünyevi zevk, nimet, gıda yok. Şeyhim sakal ve tırnaklarınızı ne zaman kargolamaya başlayacaksınız? İyi fikir lan. Doğru. Sakal konusunda evet daha önce bir düşünmüştüm de tırnak aklıma gelmemişti. İyi fikir. Evet iyi fikir. Hocam hadislerde her şey aram. Hadislerde günah işlememen mümkün değil. Kararınızı verin. Ya ehli hadis olacaksınız ya da bir mezhebe inanacaksınız ya da kendinize yalnızca Müslümanım deyip Kur'an'a inanacaksınız. Bu daha ne kadar sürecek böyle ya? Her gün her gün. Yani beni sürekli seyreden arkadaşlar siz alimler anlarsınız. Her gün mezhepte haram olan bir şeyin niçin haram olmadığını anlatıyorum. Çünkü Kur'an'da yok diyorum. Yani hep aynı cevap veriyorum. Bıktım ya. Bunu nasıl ya bunu nasıl çözeceğiz ya? Bıktım amına koyayım ya. Siz sıkıldık diyorsunuz. Beni düşünün bir de ya. Öf. Öf yani. Öf. Kardeşim sünniyseniz sünniliğin gereği gibi yaşayın. Müslümansanız da Müslümanlığın gereği gibi yaşayın. Benden de öğrenmeyin dedi. Ondan da öğrenmeyin, bundan da öğrenmeyin. Vallahi daraldım ya. Çok daraldım ya. İntihar eden cehenneme mi gidiyor Kur'an'a göre? Yavrum, cinayet işleyerek kendini öldürüyorsun. Yani kendini öldürünce cinayet işliyorsun. Bu demek ki cinayet işleyerek ve tövbe etme şansını ortadan kaldırarak yok oluyorsun. İşini yaş. İşini yaş. Çok yaş. Direkt Allah'a isyan ayrıca intihar yani. Direkt Allah'a isyan. Abi kabir azabı var mı? Birisi var diyor, birisi yok diyor. Birilerini dinlediğin kadar Allah'ı dinlesen, Kur'an okusan şu soruyu bana sormayacaksın. Gidip gidip gelmeyeceksin. Kur'an'da kabir azabının iması dahi yok. iması. Çok saçma sapan bir ayeti yontuyorlar kendilerine. Yok güzel kardeşim. Yok. Cehennemdeki azap çok mu hafifmiş de kabir azabı diye bir şey uydurmuşlar. Tuhaf bu insanlar. Kur'an'da cariyelik hakkında video gelir mi hocam? Bu konuda ne düşünüyorsun? İslam eleştirilerine cevaplar başlıklı videom. Hubey bile çektiğim. İlk başlangıcında uzun bir süre bu konuya değiniyoruz. Kur'an'da bir Müslümanın köle edinmesi de cariye edinmesi de mümkün değildir. Hele hele cariyeliğe biçtikleri ayetler cinsiyetten bağımsız köleden bahseder. Onların mantıklarına göre kadın da erkek sök, seks, köle, seks kölesi, erkek cariyeye sahip olabilmelidir. Ama bunlar hiç gelmez. Örtbas ederler. Kardeşimle düsturü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir dinin başka bir ilah, Rab, Efendi tanımana izin vermesi mümkün değildir. Ki Beled suresi köle azat etmeyi farz kılar ve bunları yapmayanları, bunu yap emre uymayanları, bunun gibi emirlere uymayanları cehennem ile tehdit eder. Köle azat etmeyeni cehennem ile tehdit eden bir din köleliğe ve hele de cariyeliğe izin verebilir mi? Kur'an'da nefis terbiyesi diye bir şey var mı? Tüm Kur'an bunun üstüne kurulu zaten canım. Arınmak diye bir şey var Kur'an'da. Nefsimin fısıldamalarından fısıldamalarından Allah'a sığınırım diye dua etmemiz emredilir mesela. Nefsimin Böyle miydi bir dakika? Ya bunun gibiydi şu an. Nefs, nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. Daha dün okuduk lan. Kaf suresindeymiş. Yemin olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi nefsinin sana fısıldadıkları her zaman hayırlı şeyler olmuyor. Bokluklar da fısıldıyor nefsin. Nefsin kötü şeyler de istiyor veya da iştahın ne dersen. Kur'an'da tabii ki de nefs terbiyesi var. Ama nefsi öldürmek, yok etmek, dünyadan elini, eteğini çekmek, keşiş hayatı yok. O apayrı bir şey. Ölçülülük vardır Kur'an'da. Abi mastürbasyon günah değil diyorsun bir yayında. Sayenizde her yayında diyorum. Yanlış anlama sadece merak et ettiğimden soruyorum. Kaynağı ve doğruluğu ne bunun? Kur'an-ı Kerim. Haram diyenlerin kaynağı abuk subuk hadisler. Kur'an ayetlerden oluşur. Ayet delil demektir. Hadis söz demektir. Kur'an bu Kur'an'dan başka hangi hadise söze inanacaksınız der. Kararını sen ver. Müslüman mümin arasındaki farka güvenir misin yine? Müslüman Allah'a teslim olan demek. Mümin ise daha bir üst level'ı sanki. Bir kere bu ayrımı biz şeyde çok net görüyoruz. Allah bir ...kısım insana diyor ki... ...Müslümanlar e, müminiz demeyin... ...Müslümanlardanız deyin... ...sizin daha kat edeceğiniz yollar var... Ha, ...manasında bir şeyler söylüyor devamında... ...yani mümin... ...imandan gelir, faith... ...Allah'a güvenen kişidir... ...güvenen, bağı daha güçlüdür... ...bir insanın Allah'ın varlığını... ...ahiretin varlığını tasdik etmesiyle... ...o ba bağı güçlendirip... ...Allah'a güvenmesi... ...güveninin dozunun artması ayrı şeyler. Bir ayrım var arada. Var. Muhakkak var. Yani mümin için Müslümanın ideal hali diyebiliriz belki de. İdeal hali. Olması gereken hali. Her mümin Müslüman. Ama e, İslam konteksti dışında alırsam mümini, mümin iman eden demektir. Her şeyin mümini olur. Ateist de mümin olur. Sonuna kadar güvenir olmadığına Tanrı'nın iman eder. Yani bir Hristiyan da mümin olabilir inancın derecesiyle alakalı bir şey olsa gerek mümin. Mümin ateistler var ya evet var. Yani benden daha dindar ateistler görüyorum ben. Dinin boşluğunu dinsizlik ile doldurmuş ve her fırsatta konuyu oraya getiriyor mesela. Hani farkında değil ama çok dindar. Gayet mümin hatta. Cemre geçen dersten Neşet Doku dindar filozof olamaz dedi. Dersinde anlattığı filozofların %90'ı dindar bu arada. Ee, ne düşünüyorsun? Ayrıca şu Niyazi Hoca'nın derslerine nasıl katlandım bir hacı bana da öğret. Moruk bir şeyler çiziyordum sürekli. Karikatür çiziyordum defter. Yani çok fena. Hoca muhtemelen yıllarca Müslümanmış. Sonra dönmüş ve kandırılmanın verdiği gazla sürekli konuyu dine getiriyor. Sürekli. Dersin, dersin ismi de işte ne? Bilimsel metot bilmem ne dersi. Alakasız bir ders. Tamam artık şey diyerek. Lan tamam Allah yok. Tamam yok. Yok sus artık yok. Aa, cübbeliden daha dindar farkında değil. Her konu Allah'a bağlanır mı ya?